Arkadaşlar merhaba. Mart ayına girdiğimiz bugünlerde hepinizde doğal olarak zamanın azalmasından dolayı bir heyecan artışı olduğunu biliyorum. Zaman azalıyor. Sınav artık hazırlık döneminin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Belli bir süre var evet 3,5 ay kadar ama kafamızda da belli sorular oluşuyor. Bana özellikle YouTube üzerinden gelen sorulardan şu an için bazen de Instagram üzerinden gelen sorular var. Bunlar üzerinden bir sohbet yapmak istedim ve size yine belli tavsiyelerde bulunacağım elimden geldiği kadar. Arkadaşlar özellikle şuna dikkat edin. YouTube üzerinden yazdığınız mesajlar kadar Kerem T ile matematik et Instagram adresinden de benim Instagram hesabımdan da arkadaşlar rahatlıkla sorularınızı daha özel olarak sorabilirsiniz. YouTube'da paylaştığınız sorular biliyorsunuz orada herkes tarafından izlenebiliyor ama Instagram'dan direkt mesajla çok daha rahat sorularınız gelebilir. Öncelikle bana gelen en fazla soru arkadaşlar. Ben şu ana kadar şu kaynakları çözdüm. 3-4-5 çözdüm. İşte acil çözdüm. Şu an ne çözeyim? Daha önceden de kaynak tavsiye videoları yayınladım. Ama ya da ne yapayım diyorlar denemeye mi geçeyim? Kaynak tavsiye videoları yayınladım ama bir kez daha bence ÖSYM'de hazırlıkta yani AYT hazırlıkta çözülmesi gereken en önemli kaynakları bir kez daha sıralıyorum. Özellikle de iyi yerler istiyorsanız bence en favori kaynaklar AYT için söylüyorum. TYT'de gerçi bu kaynakların TYT'leri de hepsi güzeldir. Endemik, çözüm 3'te, apotemi, bilgi sarmal, acil ve karekök. Bazen bu kaynakları alan öğrenciler kimisi bana çok zor geldi diyor. Kimisi bana çok kolay geldi. Arkadaşlar bu kişisel duruma göre değişebilir. Bir de kitap hakkında çok çabuk karar vermeyelim. Birkaç test çözerek hemen kitap hakkında bir yargıya varmayalım. Herhangi bir konuyla ilgili kaynak ya da soruları kolay olup daha sonrası çok zor olabiliyor. Ya da belli bir konuda çok zor gelip daha sonradan normalleşebiliyor. Kitabın geneli hakkında bir hüküm vermek lazım. Ben bu kitapları uzun zamandır incelediğim için bunları söylüyorum. Tabii ki bunlarda bir de 3-4-5 var. Endemik, bilgi sarmal, acil, çözüm 3'te, apotemi, karekök ve 3-4-5. Eğer bunlardan belli bir kısmını çözürseniz ve yeni bir kaynak almak istiyorsanız yine benim saydığım diğer kaynaklardan devam edebilirsiniz. Peki kaynak devam etmeli miyiz? Mayıs ayına kadar kaynakları çözmeye devam etmeliyiz. Mayıs ayına kadar arkadaşlar deneme sınavı ağırlıklı değil, kaynak çözümü ağırlıklı gitmeliyiz. Yani kitap çözmeliyiz TYT'den ve AYT'den. Peki bu kitaplar bana zor gelir mi diye bir soru geliyor. Hayır. Bu kitapların hepsinin zor soruları var. Normal sorular. Özellikle ben tıp istiyorum. Ben çok iyi bir mühendislik istiyorum diyorsanız arkadaşlar bunları yapacaksınız. Ben çok iyi bir hukuk bölümüne girmek istiyorum diyorsanız bunları yapacaksınız. Ha, ben neresi olsa girerim. Yani ben sadece bir mühendislik istiyorum diyorsanız tabii ki daha alt düzey kaynaklarda çözebilirsiniz. Peki geometriden muhakkak bence çözülmesi gereken kaynaklar nelerdir? En kalitelileri karekök, acil yayınları, toprak ve kültür yayınları ve endemik yayınları. Karekök, acil yayınları, toprak yayınları, kültür yayınları, endemik yayınları. Buna çözüm 3 diye de ekleyebiliriz. Geometriden yine bunları çözebiliriz. Yani hem TYT'den hem AYT'den hali hazırda zamanımız var. Hali hazırda kaynak bitirebiliriz. Hiçbir şey tam mükemmel olmamıştır arkadaşlar. Yani bana diyor ki öğrencimiz ben AYT'yi bitirdim mesajında. Ben de soruyorum 39-40 yapıyor musun? Hayır henüz yapmıyorum. O zaman daha çözülebilir. Yani her şeyin daha mükemmel olabilme ihtimali varken, zamanımız da varken neden daha iyisini yapmayalım? Kaynak çözmeye muhakkak devam edelim. Bir de bir başka soru. Hangi denemeyi çözeyim? Hangi kaynakların denemelerini çözeyim? Şöyle söyleyeyim. Endemik, yine söylüyorum, 3-4-5 denemeleri. 3-4-5 denemeleri benim çok hoşuma gider. Özellikle kitapçık türü olanlar çok iyidir. Endemik'in branş denemeleri çok güzeldir. 3-4-5'te kitapçıkların üzerinde hatta yazar orta seviye, zor seviye. Yani 3-4-5'in deneme sınavların bazısı kolay senaryoya göre, bazısı zor senaryoya göre hazırlanmıştır. Bence o yüzden gayet güzel. Karekök, paraf, hız ve renk. Apotemi'nin branş denemeleri çok güzeldir. Bilgi sarmalın matematik branş denemeleri mesela güzeldir arkadaşlar, çok güzeldir. Bunları tavsiye edebilirim. Bilindik kaynaklardan gidelim. Çok yeni, orada burada hiçbir yerde duyulmamış, çok yeni çıkmış kaynaklara bence ilk etapta itibar etmeyelim. Bunların
denemelerini biz yapmış olmayalım. Hata oranları da biraz daha yüksek olabiliyor. Bilindik denemelerden gidersek çok çok daha iyi olur. Arkadaşlar Mayıs ayına kadar dedik kitap çözümüne devam edeceğiz. Mayıs ayından sonra tekrar ve deneme çözme dönemine gireceğiz. Yoğun deneme sınavları çözeceğiz. Eksik noktalarda veya unuttuğumuz noktalarda tekrarlar yapacağız. Özellikle benim size tavsiyem yine bahar aylarına giriyoruz. Havalar artık aydınlanıyor, güzelleşiyor. İçimizde çalışma motivasyonu düşebilir. Havalar güzelleşiyor. Daha çok gezme eğiliminde olabiliriz. Bakın daha çok diyorum. Tabii ki gezeceğiz, hava alacağız, rahatlayacağız ama bunu abartmamak lazım. Bunlara aman çok dikkat edelim. Çalışma ortamlarımızı motivasyon düşmesine karşılık değiştirebiliriz. Hani kütüphanede çalışabiliriz, arkadaşlarla bir araya gelerek çalışabiliriz. Burada mola dönemlerini çok uzatmamak lazım. Arkadaşlarla bir araya gelip çalıştığımız dönemlerde hani 15 dakika mola vereceğim deyip de 1,5 saat mola verirsek tabii ki bu bizim zararımız olur. Ama dış mekanlarda çalışabiliriz. Artık havalar güzelleşiyor. Yani şöyle bir kitabımızı alıp bir tatil gününde biraz daha tenha bir kafe gibi bir ortamda biraz soru çözebiliriz. Biraz bizim için değişik ortamlar iyi olacaktır. Motivasyonumuzu arttıracağız. Özellikle bu son dönemlere geldiğimiz, son aylara geldiğimiz şu günlerde arkadaşlar durum değerlendirmesi muhakkak yapalım. Nerelerde bugüne kadar eksiyiz, nerelerde eksik değiliz? Yani eksik konuların listesini özellikle bir çıkaralım. Konular yetişecek mi? Bakın bu çok önemli. Bizim işleme sıramıza göre ve hızımıza göre konular rahat bir şekilde yetişecek mi? Lütfen buna bakalım. Kendimizi dershane akışına kaptırmayalım. Bazen dershaneler geri kalıyorlar konularda ve son aylarda gereksiz bir hızla konu yetiştirmeye çalışıyorlar. O son işlenen konuların arkadaşlar hiçbir faydası olmuyor. Çünkü çok hızlı işleniyor ve en önemli konular da sona kalıyor. Eğer bu şekilde konuların yetişmeme durumunu görüyorsanız, biraz ağır kalmış kurumlar varsa, dershaneler, okullar varsa siz kendiniz işi ele alın. Gerekirse bir danışman hocanızla beraber bu konuları hızlı bir şekilde yetiştirin. Dershanelere lütfen bağlı kalmayın. Özellikle benim son dönemde söylemek istediğim motive olun. Güçlü olun, iyi beslenin ve moralli olun arkadaşlar. Motive olmak, iyi beslenmek, güçlü olmak ve moralli olmak çok önemli. Hep iyi şeyler düşünelim, iyi şeyler hayal edelim ve işlerin biz çalıştığımız zaman güzel olacağını bilelim. Kendinize iyi bakın. Yine sorularınız varsa lütfen Instagram hesabından özellikle direkt mesajla bekliyorum. Herkesi cevaplıyorum tek tek. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın.